Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda sizlere Algorand çalışma ortamının alanının kurulumunu anlatacağım. Bu bölümde Algorand'da bir uygulama oluşturmanın ne anlama geldiğini ve nasıl hızlı bir şekilde başlayacağımızı öğreneceğiz. Algorand üzerinde bir uygulama oluşturma, uygulamanızın doğrudan veya dolaylı olarak Algorand blok zincirinden okuduğu veya ona yazdığı anlamına gelir. Mimari olarak Algorand blok zincirinin kullanımı. Bundan verinin okunması ve yazılması. Algorand blok zincirine yazmak, daha sonra bir blok içerisinde onaylanacak bir işlem yapmakla eş anlamlıdır. Blok zincirinden okumak, önceki bloklarda onaylanan işlemleri geri okumak anlamına gelir. Algorand üzerinde inşa etmek, bir işlemi yapmak ne anlama geliyor? Alttaki görseli de beraber inceleyerek birazcık yorum yapacağız. Aşağıda Algorand geliştirme ortamını oluşturan bileşenlerin bazı terimleri ve ilişkileri hakkında kısa bir bilgi bulunuyor. Burada nasıl uygulandığını da beraber görelim. Mimari olarak bakın Algorand'da Key Manager dediğimiz bir altyapı var. Altyapı, infrastructure ve bir node olabiliyor. Bir de indexer olabiliyor. Şimdi bunların KMD'nin ne olduğunu, Algo'nun ne olduğunu ilerleyen slaytlarda beraber göreceğiz ve indexer API'nin ne olduğunu göreceğiz. Bakın Key Manager anahtar yönetimi ki burada siz de anlayabilirsiniz güvenlik olarak kullanılan anahtarların yönetildiği kısım. Key Manager ile Node'un oluşturduğumuz bir hizmetin irtibatında Go altyapısı kullanılabiliyor. AlgoKey kullanılabiliyor. Bakın irtibatlarında. Yine bir Node ile oluşturduğumuz bir uç düğüm ile Indexer de irtibat kurabiliyor. Bakın indekslenmiş burada indeksli bir şekilde. Altyapı olarak CLI tool dediğimiz yani Command Line Interface yani komut arayüzünü kullanarak komutla işlemler yapmak kullanılabilir gibi SDK'ler de kullanılabiliyor. Ki bunları da birazdan yine detaylı göreceğiz. Bakın SDK'lerde de JavaScript kullanılabiliyor, Python kullanılabiliyor, Java kullanılabiliyor ve Go dili kullanılabiliyor. Altta birazcık küçük bir şekilde kodlar var. Uygulama olarak böyle kodların kullanımı. Bakın const algo SDK eşittir require algo SDK. Let algo client eşittir new algo SDK algo DV2 algo token algo server ve algo support gibi böyle bir basit bir kullanım var. Biz Python ile yolumuza devam edeceğiz bu arada ilerleyen slaytlarda. Bakın burada da Python'da from algo-sdk.version2 client import algot ile ve algot client eşittir bilgilendirme. Algot client yine algot token ve algot adres yine birazcık benziyor. Bu şekilde Python ile yazabiliyoruz. Java ile yazabiliyoruz. Bakın burada da Java'da yine importla kütüphane çağırılıyor. com.algorand.algo-sdk-version2-client.com ve bu şekilde devam ediyor. Bu da Java ile kod kullanımı ve Go diliyle de yine import ile kodlar devam ediyor. Bu şekilde bizim Algorand mimarisini kullanarak içeride bakın bir client oluşturması yani bir müşteri talepçinin ve indexer'in oluşturması ve KMD yine Key Manager'ın oluşturması her birinde işlemler bu şekilde oluyor. Mimari olarak özet bu şekilde biz Python ile yolumuza devam edeceğiz. Algorand blok zinciri blokların geçmişini ve içindeki işlemleri doğrulamaya dair olarak her bir yerel durumlarını koruyan dağıtılmış bir düğüm yöntemidir. Durum verileri ve burada state ve stateful ve stateless diye ayrıca ileride karşılaşacağız. Durum verileri state'deyim. Arka plan programı içerisinde uygulanan ve genellikle düğüm yani node yazılımı olarak adlandırılan mutabakat protokolü tarafından tutulur. Burada bir protokol var, tutuluyor. Bir geliştirici olarak Algot uygulaması için temel katmandır. Bakın Algot temel katman. Bir uygulama, bizim hizmetimiz Algorand blok zincirine bir Algot istemcisi aracılığıyla bağlanıyor. Oldukça önemli bir yere sahip Algot. Algot istemcisi etkileşim kurmayı planladığınız ağa bağlı bir Algorand düğümünden, nodundan geçerli bir Algot REST uç nokta, IP adresi ve Algot belirleyici gerektirir. Bunlar gerekli. Bakın RESTful IP, API uç nokta IP adresi ve algot belirteci gerekiyor. Bunları yine örneklerimize yazarken siz de göreceksiniz. Peki biz biraz önceki gördüğümüz kısımları Python'ı görmüştük, JavaScript'i görmüştük. Şimdi burada mevcut araçlar hangi yöntemlerle biz bu Algorand'ı kullanabiliyoruz? Arkadaşlar 3 yöntem var. Birincisi yazılım geliştirme kitleri, SDK'ler. Algorand uygulama geliştirmek için resmi olarak 4 SDK'yi destekliyor. Ki biraz önceki slaytlarda hatırlarsanız şunlar. JavaScript, Python, Java ve Go dilleri.
3, 4'ünü ile de algoritmada da işlem yapabilirsiniz. Ek olarak yine topluluğun sağladığı yine bazı geliştirme platformları var. Bunlar da sayfasından görülebilir ama en büyük kullanım oranı JavaScript, Java, Python ve Godilleri. Yazılım geliştirme kitleri kullanarak, bunları kullanarak biz yapabiliriz. Araçlardan, yöntemlerden biri bu. Biri de komut satır arayüzü araçları. Bakın komut satırlarıyla işlem yapma. Algorand düğüm yazılımıyla paketlenmiş 3 komut satırı yarar sağlıyor. Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Goal, KMD ve AlgoKey. Bunlar da komut satırıyla erişim yapılan işlemler. Evet, bunlar üçü var. Goal birincisi, bir düğümü çalıştırmak için birincil araçtır. Asıl araç ve ayrıca anahtarları yönetmek, işlemleri imzalamak ve göndermek, varlıklar oluşturmak ve SDK'lerde bulunan birçok aynı ve benzer işlevi gerçekleştirmek için işlevler, görevler içeriyor. Goal oldukça önemli bir yapıya sahip. Bir uygulama oluşturmaları gerekmese de, düğümleri çalıştıran geliştiriciler, nodları çalıştıran geliştiriciler, goal, test ve doğrulama sırasında tamamlayıcı rol üstlenir. Goal burada da yine test ve doğrulama aşamalarında da yine işlev olarak rol alıyor, görev alıyor. Yani biz bir hizmet sunarken bunları bir de test ve doğrulama aşamalarından da geçirmemiz gerekecek. Bunları da ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Özel ağları kullanarak daha gelişmiş test ortamları kurmak için goal için yine gereklidir. Test ve doğrulama. Bu çok önemli. Bir de KMD'den bahsetmiştik. KMD, Algorand Key Management, arka planda AlgoKey programı için CLI'dir. Bakın burada yine güvenlik olarak yine Key Management, anahtar yönetimi, güvenlik yönetimi içinde arka planda AlgoKey programı için bir CLI'dir. Komutla interfezdir. Komutlarla erişilen bir hizmettir. İnterfezdir. Algorand hesapları oluşturmak ve işlemleri imzalamak için bağımsız bir yardımcı program. Bu yardımcı program görevi hesapları oluşturmak ve işlemleri imzalamak için bağımsız bir yardımcı program. Genellikle güvenli anahtar imzalama için bir çevrim dışı istemci olarak kullanılır. Bu iki araç başlamak için zorunlu değildir. Bakın başlamak için zorunlu değildir. Kullanımların ayrıntılarını ileride daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Bu iki araçta kastettiğim konu KMD ve AlgoKey. Bunlar başlamak için zorunlu değil. Bizim için asıl zorunlu olan hizmet Goal hizmeti. Fakat güvenlikten dolayı KMD ve AlgoKey kullanılıyor. Bunların ileride yine detaylarını açıklayacağız. Algot ve KMD her ikisi için de kullanılabilir. REST API'larda bulunuyor ayrıca arkadaşlar. Bunlar için RESTful API'larda kullanabiliyoruz. Bir de dizin oluşturucu. Üçüncü yöntem bu ki RESTful API aslında oluyor. REST API ki biraz önce şurada vurguladığımız Algot ve KMD bunlar. Her ikisi için de yine REST API'lar var. Algorand blok zincirinden işlenmiş blokları okuyan ve aranabilir ve dizine eklenmiş işlemlerin ve hesapların yerel bir veri tabanını tutan bağımsız bir daimin algoritması ve indeksleyici sağlıyor. Bağımsız olarak bu şekilde bir indeksleyici hizmet, dizin oluşturucu hizmet sağlıyor. Uygulama geliştiricilerinin hesaplar, işlemler, varlıklar ve bazılar gibi üzerinde zengin ve verimli sorgular gerçekleştirmesi sağlayan bir REST API yine hizmet olarak bulunuyor. Şimdi arkadaşlar 3 tane farklı yöntemden bahsettik. Yazılım geliştirme kitleri, komut satırı ve dizin oluşturucu. Biz burada yazılım geliştirme kitlerinden gideceğiz. Tabi bunların birbirine karşı üstünlükler, avantajlar, dezavantajlar var. Onu da vurgulayacağız. Fakat bunu üçünü de bilmek gerekiyor. Ki yeri geldiğinde Goal, KMD ve AlgoKey'i de yine kullanacağız arkadaşlar. REST API'lerden de yine örnekler bahsedeceğiz. Şimdi bir ağ bir yöntem için yine bir de ağ mimarisi olarak neyi seçeceğiz? Burada biz Algorand'ı nasıl kullanacağımızı belirledik. Yani hangi JavaScript mi kullanacağız, CLI mi kullanacağız, dizi mi kullanacağız, oluşturucu REST API mi kullanacağız? Bir sonraki aşama hangi ağ kullanacağız? Yani hizmeti sunarken ağ olarak neyi kullanacağız? Bu da önemli bir konu. Herhangi bir protokol sürümünü kullanarak ki biraz önceki bahsettiğim kullanarak özel ağlar oluşturmak için kendimize ait özel ağ oluşturmak, kendimize ait özel hizmet oluşturmak için işlevsellikte işlenmiş 3 genel Algorand ağı var arkadaşlar. 3 tane ağımız var. Bunlardan biri mainnet, ikincisi testnet, üçüncüsü de betanet. Üçü de önemli. Mainnet Algorand'ın yerel para birimi olan Algo'da dahil olmak üzere gerçek değerli varlıklara sahip birincil Algorand ağıdır.
birincil main tabirinden de anlaşılır. Birincil ağdır. Testnet mainnet'i protokolü yani yazılım sürümü açısından yansıtıyor. Bakın yansıtıyor. Ancak bir faucet, bunu Türkçeleştirmek için musluk diyeyim. Bir ne diyeyim ki bir buna bağlanıcı bir pipet gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani bir mainnet'in algılayan bir musluk aracılığıyla erişilebilen, yani aracı bir şey gerekiyor, musluk gerekiyor. Buna faucet İngilizcesi, faucet gerekiyor. Erişilen test algosa ve farklı bir oluşum bloğuna sahiptir. Bu da hesapların durumunun ve fonların dağıtımının farklı olduğunu anlamına gelir. Bakın yani demek ki bu şekilde bir faucet ile farklı bir düzene attırıyorsa demek ki burada fonların dağıtımı ile hesapların durumu farklı farklı. Bu şekilde bir bilgiyi de burada yönelmiş oluyoruz. Betanet ise ilk test için yeni protokol düzeyindeki özelliklerin yayınlanacağı yerdir. Alfa beta sürümler gibi tabirlerinde de aslında biz bu betanın ne olduğunu anlıyoruz. Bakın ilk test için yeni protokol düzeyindeki yapacağımız hizmette, yapacağımız uygulamada A olarak ilk önce ilk test için betanette yeni protokol düzeyinde özelliklerin yayınlanacağı yerdir. Bu nedenle kalite ve özellikler nihai olmayabilir. Çünkü test aşamasındayız. Bu hizmeti kullanabiliriz. Ve protokol yükseltmeleri yani versiyon güncellemeleri, protokolda ileme şeyleri ve ağı yeniden başlatma olayı yaygındır. Tekrar tekrar ağı buradaki hizmeti yeniden başlatma durumları karşılaşılabilir. Yani bu sürümlerden de bakın ana hizmet omurga gibi düşünebiliriz. Ve bir sonraki aşama testnet. Burada da neyi? Bir faucet aracılığıyla algosa, algonun mimarisine ve farklı bir oluşum bloğuna sahip ve hesapların farklı bir ortamla buradaki faucet musluk aracılığıyla erişilmesini sağlayan bir protokol ortamı. Beta ise bol yani ilk başlangıç aşamasında burada hatalarımız da çok olabilir, sıkıntılarımız da olabilir ve bundan dolayı tekrar tekrar bu ağ hizmetini yeniden başlatma yani hizmetin kesinti uğratılarak tekrar tekrar başlatması gibi durumların karşılaşıldığı ve burada yeniden versiyon güncellemelerimizin olabildiği bir aşama. Şimdi bakın burada üçünün karşılaştırmasının görüldüğü bir kısmı görelim. Evet, tavsiye edilen kullanım. Biz kullanım olarak nasıl şey yapmamız gerekiyor? Bunu da bir görelim. Uygulamanız mainnet'te mevcut olan özelliklere bağlıysa, testnet'i genel test ağınız olarak kullanın. Bakın, mainnet'te hizmet varsa, hizmetlerimizdeki yapacağımız küçük değişiklikleri testnet'i kullanarak biz buradaki o ağı testnet'le deneyip test ederek tekrar mainnet'e geri dönüş yapabiliriz. Uygulamanız yalnızca betanet'te bulunan özelliklere bağlıysa, yani bizim şu aşamada ise betanet'i genel test ağınız olarak kullanın. Zaten buradaki bir alt seviye de bulunmuyor. Ki burada tekrar tekrar yeniden başlatmak da gerekiyor. Test ağınız, uygulamada yeniden revizyon yükseltmeleri, tekrar tekrar hizmet artırımları için yine betanet'i kullanmanız öneriliyor. Her durumda geliştirme ortamınız üzerinde daha fazla denetim ve izolasyon için gerektiğinde özel ağları da kullanabilirsiniz. Yani herhangi birinin içerisinde küçük özel ağlar kullanarak bu şeylerde versiyon güncellemeler ve işlemin hizmetin artırılması için kullanım da mümkün. Hangi ay ile başlayacağınızdan emin değilseniz, bakın hangi ay ile şu an yepyeni bir hizmet sunmak istiyorsunuz, Algonet kullanmak istiyorsanız, testnet gerçek varlıkları riske atmadan canlı özelliklere karşı geliştirme yapmanıza izin verdiği için genellikle iyi bir seçenektir. Ağları istediğiniz zaman da değiştirebilirsiniz. Hizmeti yepyeni bir hizmet olarak bağlatmak istiyorsanız yani yepyeni bir ürün ortaya koymak istiyorsanız önerilen şey testnet'in kullanılması. Şimdi bakın protokol sürümü burada yaptığınız sürüm güncel oluyor. Yani yaptığınızda anında hemen hizmet sunuluyor. Güncel oluyor. Gelecekse beta ise henüz hizmeti tam böyle şey yapmadık. Buradan dolayı biz güncel sürüm henüz bitmedi anlamına geliyor betanette. Bakın genesis dağıtımı benzersiz yani hepsinde yaptığınız hizmet tekil oluyor. Ve burada hizmetiniz kalıcı olarak benzersiz oluyor. Şimdi burada algo erişilebilirliklerine bakın. Burada mainnet'te yaptıysanız bu hizmeti satabilirsiniz. Erişilebilirlik buradaki hizmet sunulabilir. Ve buradaki testnet ve betanet ise özel bir şuradaki tabiri tekrardan geri dönelim. Faucet. Faucet ile özel bir hizmet ile gerekiyor. Yani musluksuz o faucet gerektiriyor. Bunlara da şey yapmak için faucet gerektiği bilgisi çıkıyor. Peki ağın güvenilirliği nedir? Bakın burada mainnet en kararlı hizmet anlamına geliyor. Kararlı olduğu anlamına geliyor. Testnet ise bakın çok kararlı ancak yeniden başlatmalar yine karşımıza çıkabiliyor. Kararlı sürme tam anlamına gelmedi. Bakın betanet ise deneysel.
birçok hata içerebilir durum demek ve sık sık yeniden başlatma gerekiyor. Bakın bu en kararlı sürüm, yani bildiğiniz gibi ürünü hizmeti sürdüğünüz anlamına geliyor. Testnet ise belli aralıklarla bunu yeniden başlatmak anlamına geliyor. Betanet'te ise hakikaten deneysel bir hizmet olduğu anlamına geliyor. Ve bakın burada tam bir güncel sürüm oluşmadı. Bundan dolayı sık sık hatalar karşılaşacağımızdan dolayı yeniden başlatma ihtimaline açık bir durum olduğu anlamına geliyor. Peki gelelim bir Algot adresi ve token nasıl edinebilirim, ona bakalım arkadaşlar. Bakın bir adres oluşturmamız gerek, bir hizmet oluşturmamız ve token bir hizmet yine gerektiriyor. Bakın bir Algot REST uç nokta IP adresi ve erişim belirleyici almanın hedeflerinizin ne olduğuna bağlı olarak her birinin kendi artıları ve eksileri olan 3 önerilen yöntemi vardır. 3 tane yöntemle biz bir Algot hizmeti adresi alıp ve token sürebiliriz. Birincisi, üçüncü parti bir hizmet kullanımı. Bu hazır bir hizmet alabilirsiniz. İkincisi Docker Sandbox kullanımı. Ve üçüncüsü de kendi düğümünüzü, kendi node'unuzu çalıştırma. 3 tane yöntemle yapabiliyoruz. Şimdi bakın, üçüncü parti bir hizmet kullanımında şu an mevcut Algo'nun tavsiye ettiği sayfasından bunları alarak sizlere sunuyorum. PureStack diye bir API hizmeti var. Bir de Algo Explorer diye bir hizmet var. Bu yöntem yalnızca SDK'leri ve Algo REST full arabilimi kullanmayı planlıyorsanız ve olabildiğince hızlı bağlanmak istiyorsanız önerilir. Olabildiğince hızlı bağlanmak istiyorsanız. Üçüncü taraf bir parti hizmet, bir düğümü çalıştırır ve bu düğüme kendi API anahtarları aracılığıyla kendileri sağlıyor, erişim sağlıyor. Kayıt sırasında hizmet size bir Algo adresi ve Algo jeton olarak, yani bunu token olarak da geçiyor İngilizcesinde. Algo token'ınızın yerini alacak bir API anahtarı sağlıyor. Yani bir nevi hizmeti bu üçüncü parti şeyi kullanarak, hizmeti kullanarak uygulamanızı burayla irtibatlandırıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Şimdi bunların bazılarının hızlı bir şekilde bilgilerini verelim. Aslında PureStack'te API hizmeti Algorand ağında hızla çalışmayı başlamayı kolaylaştıran hızlı hizmet, geliştirici yerel Algorand REST API'lerine kullanımı kolay bir erişim sağlamak ve yine mevcut altyapıyı kullanan bir yöntem. Algo Explorer ise Rant Labs'ın, bu bir üretici firmanın API hizmetidir. Yine burada API 3 noktası ve kendine ait bir Algo Explorer API bulunuyor. Bu şekilde iki tane hizmet şu an mevcutta. Kullanılan üçüncü parti hizmet olarak karşımızda. Docker Sandbox var. Bakın burada bir yöntem. Docker'ı kullanmak. Bu şekilde sanallaştırma ortamı. Tüm, bakın 3 tane bahsetmiştik ya geliştirici araçları. Goal, KMD ve AlgoK geliştirici araçlarına erişim gerekiyorsa, yani AlgoK'ini de kendiniz oluşturabilirsiniz. Bakın diğer hizmette AlgoK falan direkt hizmet olarak 3. parti hizmet kendi sunuyordu. Bunların her birine tek tek gelişmek istiyorsanız bunu önerilir. Ve buradaki hizmet dakikalar içerisinde işleme imkan veriyor. Fakat 3. partilerde saniyeler içerisinde hizmete erişim imkanı var. Ve kendi düğümünüzü, kendi notunuzu çalıştırmak için de, yani burada Python, Java dediğim, biraz önce bahsettiğim 3 tane farklı JavaScript, Java ve Go dilleriyle kullanılabilecek bir şekilde kendi nodunuzu kendiniz oluşturma. Ve buradaki bütün hizmetleri, içerideki güvenlik yöntemlerini, sorumluluğu da kendinize ait olacak şekilde kendiniz oluşturabilirsiniz. Yine tüm Goal, KMD, AlgoK geliştirici araçlarına erişim gerekiyorsa ve kurulum için üretimi hazır bir ortam isteniyorsa önerilir. Bu yöntem düğümünüzün, nodunuzun ve yapılandırmanın tam kontrolünü size verir. Kurulumdan sonra REST uç noktanızın bir IP adresine erişmek istiyorsanız şu komutu kullanıyorsunuz. cat $algorand datanın içerisindeki algot.net. Net'te biz IP adresini erişebiliyoruz ve bunu hizmeti, bu IP adresini açarak ilgili kullanıcılara bu hizmeti sunabiliyorsunuz. Algo'nun token bilgisini, yani uygulaması tarafından kimlik doğru aramanız da gerekecek. Token'a ait bilgiler de yine, bakın yine aynı cat. Aslında cat Linux'ta bilenler için söylüyorum. Herhangi bir text dosyasının içeriğini göstermek anlamına geliyor. Bakın şu klasörün içerisinde cat ile IP bilgisi var. Yine algo.token'ın içerisinde de bizim token bilgisi bulunuyor. Şimdi bu 3 yöntemden bahsetmiştik. Bunların birbirleriyle karşılaştırmasına falan bakalım şimdi. Karşılaştırması, bakın zaman olarak 3. parti bir hizmet kullanıyorsunuz, saniyeler içerisinde bu hizmete erişebiliyorsunuz. Docker Sandbox'ı kullanıyorsanız yine dakikalar içerisinde oluyor, yine derken dakikalar içerisinde. Kendi düğümünüzle yine şey yapıyorsanız, bakın burada hakikaten çok uzun bir vakit alacak, kendi düğümünüzü komple siz yazdığınızdan dolayı
uzun uzun yazdığınızdan dolayı günler içerisinde oluyor. Bu şekilde. Güven olarak bakın Docker ve üçüncü parti kullanıyorsanız birinci sınıf bir güvenlik var. Fakat kendi düğümüzü kendiniz yazıyorsanız kendi güvenlik önlemlerinizi kendiniz belirleyeceğinizden sorumluluk tamamen size ait oluyor. Bunun artısı da var, avantajı da var. Aslında sorumluluk kendinize ait derken konuya hakimiyetinize bağlı olarak sorumluluğu alabilirsiniz. Maliyet olarak bakın üçüncü parti bir hizmet kullanıyorsanız geliştirme aşaması olarak ücretsiz, fakat üretimdeki oran, yani yapacağınız hizmetler limitlere göre ödeme yapıyorsunuz. Burada hizmeti kullandıkça öde gibi bir yöntemle karşılaşıyorsanız. Docker Sandbox'ı kullanıyorsanız yine değişken, ücretsiz seçenekleri de var. Düğüm türlerine göre de hizmette, yani yaptığınız hizmetlerde, not türlerine kullanacağınız hizmetlere göre de yine ücretlendirme yapıyorsunuz. Kendi düğümünüzü, kendi notunuzu kendiniz yazıyorsanız bakın kullandığınız kodlardaki her bir ifade bir maliyete karşılık gelebiliyor. Fakat buradaki kullandığımız maliyetler diğerlerine göre kat kat düşük oluyor. Tüm yetki sizde oluyor. Her konuyu siz yönetiyorsunuz. Burada yazdığınız kodları da verimli kullanmayı amaçlıyoruz. Yani burada aslında her bir konu ücrete tabi olduğu için, maliyet olduğu için bu sistem diğer coin blok zinciri kullanıcılar için de geçerli bu. Ethereum için de geçerli. Ve diğer yine blok zincir uygulamalar için burada şunu size yönlendiriyor. Olabildiğince çok verimli yazın ki maliyet ise düşük olsun. Burada herhangi bir özel ağ kullanımı var mı? Üçüncü partilerde ağ falan tamamen hizmeti kendi sunuyor. Ekstradan bir hizmet diye bir şey yok. Yani öyle bir şey durumla karşılaşmıyorsunuz. Docker Sandbox ve kendi nodunuzu oluştururken özel ağları kullanabiliyorsunuz. Şimdi üçüncü parti hizmette Goal, AlgoKey ve KMD gibi hizmetler kendi hizmetinde olduğu için bunlara ekstradan, yani tekrardan bir erişim hizmetine gerek duymuyor. Çünkü yani hizmet bu şekilde sunuluyor. Arka plandaki bu altyapıyı kendi sağlıyor. Bunun avantajı ne? Siz kullanmıyorsunuz. Hazır olarak geliyor. Fakat Docker ve kendi nodunuzu oluştururken bunlara erişebiliyorsunuz. Full yetkiyle her türlü değişikliği yapmaya sahipsiniz. Bakın burada işletim sistemi olarak da bir durum var. Bu da çok önemli. Üçüncü parti bir hizmet kullanıyorsanız burada Windows, Linux ve macOS kullanabiliyorsunuz. Fakat Docker Sandbox ve kendi nodunuzu oluştururken bakın burada şu an Windows desteği yok. macOS işletim sistemi ve Linux her ikisinde de bu şekilde durum söz konusu. Burada üçüncü parti hizmeti şey yaptınız mı anında hemen hizmeti sunabiliyorsunuz. Docker'da ekstraten işlemler yapmanız gerekiyor. Kendi düğümünüzde zaten kendiniz bütün aşamalar yazdığınızdan dolayı üretimi aşama durumunda siz kendiniz hazırlamış oluyorsunuz. Şimdi biz Python ile devam edeceğiz. Kurulum için şöyle bir komut var. Bu komutu bir sonraki videoda tekrardan vurgulayacağım. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.